1001 değil. Onu bakanlık belirliyor, biz belirlemiyoruz. Tamam başkan, netice itibariyle biz şeffaf olması için açık iade istiyoruz. Bunu defalarca da söylüyoruz, size de öneriyoruz. İki, bir mecliste konuşulması, tartışılması ve oynanması için bir öneri getiriyorsunuz. Evet. Ekinde protokol var, jüri üyeleri var, röportörler var, ödüller, ücretler var diyorsunuz, o yok. Evet. Yani netice itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu önüne gelen konuları inceleyen, detaylandıran, ona göre kararını veren bir grup. Ve bu eksik gelmiştir ve bu incelenmemiştir. Ya bunu bir dahaki meclise erteleyelim, bütün bu belgeler, bilgiler elimize gelsin ama açık iade konusunda da ısrarlıyız. Tamam. Aa, yok, siz zaten diyorsanız biz oylarız zaten. Yok, biz size bilgilerini vereceğiz. Büyük bir hükümet bana yapılacak, Kebze'ye yakışan bir şekilde. Ödül almış firmalar, 7 tane firma çağırıp yarışacaklar. Onunla ilgili başkanımıza yetki veriyoruz. Başkanım, bir söz alabilir miyim? Buyurun. Şimdi başkanım, burada şöyle bir konu var. Birincisi jüri üyeleri ekte yer alan bir adam. Jüri üyelerini göremedim. Protokol de yok, ödül. Protokol, jüri, kimdir onlar? Çünkü görme şansımız olmadı. Bir o. İkincisi başkanım, daha da önemlisi. Şimdi ödül almış 7 tane mimarlık ofisine davet gönderilerek. Yani bir kapalı bir yarışma anladığım kadarıyla. Yani bunu neden açık olarak diğer bu kadar yani biliyorsunuz ülkemizde bir takım sıkıntılar var. Şimdi mimar arkadaşlar, mühendis arkadaşlar en azından buraya bir proje hazırlayıp yani rekabet alanına gelebilirler. İkincisi ben jüri üyelerini gerçekten merak ediyorum, göremedim. Yani bunun açık yapılması gerekir bu yarışmanın başkanım. Yani 7 mimar ödül almış mimarlık ofisleri zaten kapalı yarışmalarda düzenlenen yarışmalar oluyor. Yani neden bu kadar mezun işsizken biz bunu bu şekilde kapalı yarışma olarak yapıyoruz. Yani insanlar şanslarını denesinler. Girsinler yarışmalara. Ayrıca jüri üyeleri nasıl seçildi? Yani o kriterler nelere bakıldı? Hiçbir şey göremiyorum ben burada. Bir de başkan, bu karar protokol sureti, jüri üyeleri, röportörler, ödüller ve ücretlerle birlikte onaylanacak bir karar. Meclise öyle sunulmuş. Ama bunların hiçbiri meclise sunulup tartışılmaya açılmamış. Dolayısıyla böyle bir şeyi olmaz, eksik sürüyoruz. Biz görmediğimiz bir şey nasıl olur? Değerlendirmeli. Başkan bir de bu buyurun. Hükümet konağı nereye yapılıyor? Şu andaki askeri kışlalarına yapılıyor. Yani evet. Gebze'nin ortasında başkanım şu kadarcık bir yeşil alanımız var. Nerede? Onun gittik. O askeri bölge. Başka yerimiz yok. Şu kadarcık yeşil alan dediğin yerin tamamı 630 dönüm. Çok 200 mutluyum. Dönümü resmi kurum alanı 430 dönümü bahçe. Başkanım. Nerede yani, var? Hükümet konağı dediğiniz kaymakamlık binasına, yani kaymakamın kadrosu nedir? Niye? İki tane adamla çalışır, oraya gidiyoruz, yeşil alanımız var, gidiyoruz oraya koyuyoruz. Hayır canım, yani ya, böyle bir şey olamaz başkanım. Derken, sanki kaymakam büyük bir bölümüne gittik, enerjilere verdik. Ya Allah aşkına, Gebze'nin nüfusu 20 bin, kaymakamlık şurası, içinde nüfus var, içe tarım var, bir sürü birimler var. Gebze şu anda 1,5 milyona hitap ediyor. Ya bu dairesi başkanım burası. Hala yani. Biz onu savunuyorsak yanlış yapıyoruz. Yanlış değil yani, başkanım. Yeşil alanın içerisine niye biz bir binalar yapmak diye duyuyoruz? İyi de. Ya gidelim Gazilerin oradaki dağa yapın. Biz, yapıyoruz zaten. Bir saniye. Yani Gaziler Dağı'na da yaptığında gönül herkesin yakın gideceği nokta. Orada 200 dönüm resmi kurum alanı. 430 dönümde millet bahçesi. Yani şu kadarcık derken sanki 10 dönümlük bir fark gibi konuşuyorsunuz. Olmaz ki. Yarın da başka bir şey daha. Ya bina yapmakta niye bir şey yapıyoruz? 200 dönüm resmi kurum alanı. Yani bu onaylanmış plan üzerinde konuşuyoruz. Buyurun. Ya binanın niteliğinden daha çok yeri başkanım, bence. Başkanım, hükümet konağının projesinin yapılmakta olduğuna dair bir bilgi var. Tartışılmış müdürler arasında veya kaymakamlık arasında böyle bir bilgi var mı? Benim bir bilgim yok. Başkanım, kaymakamlık projesi. Bir saniye bir başkan yardımcısı. Buyurun. Metrekare meselesi tamamen İçişleri Bakanlığı'nın bize bildirdiği demek. 10 bin metrekare. 10 bin metrekare, evet. Şimdi bir tasarruf yani. Şimdi tasarruf. Başkan bir söz alabilir miyim? Buyurun. Şimdi birincisi zamanla alakalı bir sıkıntı olduğu söylendi. Yani bu zaman zaten yarışmanın süreci bellidir. Bu 7 firma da buraya katılabilir. Açık yapılsa bu 7 firma yine katılabilir. 2,5 ay süre ver. Yani 2,5 ay süre verir misiniz? Yani buna çok büyük mezun olup da iş bulamayıp bir sürü mimarın bir arada olduğu, mühendisin bir arada olduğu kendi çapında ofisi olmayan, o da kaybolan bir sürü mimar var. Yani bu 7 firma yine katılabiliyor açık yapsanız. Yani kapalı yarışma yapıyoruz. Ödül tutarlarını da bir görelim. Başkanı da jüri üyelerini de görelim.
Yani bakın bu yarışmalarda, internette dolaşan şeylerde sürekli zaten bu tartışmalar bitmez yani. Bu yarışma için konuşmuyorum. Diğer yarışmalar için. Yani biz belediye olarak neden böyle bir tasarrufla bunu, yani tabii ki alınabilir, kapalı yarışma yapılabilir ama bu bence Gebze Belediyesi'nin yapması gereken bir şey değil yani. Burada sonuçta biz hani bir eşitlikten bahsediyoruz. Bir sürü, gerçekten gelin çukurun önüne bakın, bir sürü mimar mühendis arkadaş orada bekliyor. Yani alsınlar bir ödül, belki 15 kişi paylaşıyor, yeri geliyor. Yani 20-30 kişilik gruplar halinde girenler var. Emin olun o firmalardan daha da iyi proje yapanlar var, ben biliyorum. Yani ben bu konuda başkanım. Sayın Başkan versin ama. O konuda yeterli olan, kendisini ispatlamış, yani şimdi dediğin doğrudur, daha iyisini yapabilirler ama biz hem zaman olarak hem de o konuyla ilgili kendini ispatlamış, yeterli olan, yarışma projelerinde ödül kazanmış veya kendini kabul ettirmiş o konuyla ilgili birkaç proje yapmış firmaları tercih ediyoruz zaman açısından. Başkanım, bu çok büyük bir proje değil, 10 bin metrekare. Gebze için çok büyük bir proje değil. Onun için bunun kısa zamanda da o fonksiyonlarını belirlediği takdirde güzel bir yarışmalar düzenlenebilir yani. Gebze'deki halkın da bu konuda bir katkısı olur en azından. Veya Gebze'deki mimar mühendisinin de katkısı olur. Niye yani 7 firmayla sınırlıyoruz ki? Yani Gebze'de yaşayanların çoğu belki de dışarıdandır o 7 kişi. Yani onlar ödül alırken sanki nasıl aldılar yani? Bir proje çizdiler, aldılar. Buradakiler çizemez mi öyle bir projeyi? O dediğiniz açıdan bakarsan... Adliye Sarayı şu anda yetişmiyor. Adli hukukçular burada. Şu anda Adliye Sarayı yetişmiyor. Kaç sene oldu yapılalı? 5 senede Adliye Sarayı yetişmiyor. Şimdi nüfus önemli. 1.700.000'a göre bir nüfus yapıyorsunuz. Ona göre Adliye Sarayı'nın hükümet konağını da ona göre düşünmek lazım. Nüfusa göre düşünüyor. Zaten yani, İçişleri Bakanlığı belirliyor. Sonuçta bize yetki vermiş. Yani biz, bazı şeylerde hiç... Yani sanki belediye bu işi, İçişleri Bakanlığı'nın işi bize yetki vermiş. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Başkan, nüfusa göre de yapılacak metrekare 10 bin metrekare. 10 bin bir değil. Onu bakanlık belirliyor. Biz belirlemiyoruz. Tamam başkan. Netice itibariyle biz şeffaf olması için açık iade istiyoruz. Bunu defalarca da söylüyoruz. Size de öneriyoruz. İki, bir mecliste konuşulması, tartışılması ve oylanması için bir öneri getiriyorsunuz. Evet. Ekinde protokol var, jüri üyeleri var, röportörler var, ödüller, ücretler var diyorsunuz. O yok. Evet. Yani netice itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu önüne gelen konuları inceleyen, detaylandıran, ona göre kararını veren bir grup ve bu eksik gelmiştir ve bu incelenmemiştir. Ya bunu bir dahaki meclise erteleyelim, bütün bu belgeler, bilgiler elimize gelsin ama açık ihale konusunda da ısrarlıyız. Tamam. Yok, siz zaten diyorsanız biz oylarız zaten. Yok, biz size bilgilerini vereceğiz. Zaman anlamında sıkıntımız var, yaklaşık 7-8 ay kabul ettik bakanlar arası gitken. Tamam, bu soruyu okuyalım. Yok. Olur. Biz bir bilgileri her iki gruba da veririz. Gökhan Bey inceli. Bunun oylamasını sona saklayalım. Gökhan verelim. Arkadaşlar inceliz.